Nikah görüntüleriniz var. Kızınızın nikahını izlemek ister misiniz? İstemiyoruz, o bizi istememiş. Neymiş? O nikah bizi istememiş. Görüntüsü. Neymiş? Onu nikahı... ekrana getireceğim. Verelim bir nikah görüntüsünü. Bu arada nikah memuruna dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü birkaç dakika bir kalıyor nikah memuru, değil mi? Törenini gösterecekler. Yok, yok, ben istemem nikah salonu görmek. İstemiyorum. Göstermeyin. Ben gösteriyorum ama tamam, nikah anını bir görmenizi istiyorum. Buyurun. Sayın Eyüp Polat ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Eyüp Polat, kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Meltem Kürkütlü ile evlenmek istiyor musunuz? Evet efendim. Evlenme isteğinizi herkesin huzurunda bir kez daha tekrar ettiniz. Yasaların ve belediye başkanımız Sayın Mehmet Sarı Beyefendi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır, benim istediğim bu değil. Ben bunu özellikle yayına girmeden önce söyledim. Nikah memurunun özellikle söyledim. Orada 5 kişi vardı toplantıda. Derim ki o bölümü yayınlayın. Bana orayı hazırlasınlar, orayı göndersinler, onu yayınlayacağım. Ulaşılmaya. Ulaştığım şimdi adına. Nikah anı bu ama istediğim görüntü bu değil aslında. Toplantıda da söylemiştim. Şimdi şahitleriniz kimdi? Efendim? Şahitler kimdi? Şahitler benim yeğenimdi, akrabam. Akraban mıydı? Evet. Ama hiç akraban falan değil, bayağı dışarıdan birilerini toplamışsınız. Yok, benim yeğenim bile. Adı neydi akrabanızın, şahidinizin? Hani nikahdaki mi? Ya vermek istemiyorum çocuk, benim ismimi verme abi dedi. Niye? İnsan kendisi, böyle gurur verici bir anda mı söyle? Zeki Yıldız'ı. Ablası da öbürünü bilmiyorum. Sülalesi nedir çağırır? Öbürünü tanımıyorum. Bir insan ki ablası varsa ablası, akrabası varsa akrabası, benim bir yeğenim nikah oldu. Tebiliyor. Kimler yoktu? Bunlar gelmedi, bunlar yoktu desin. Söylesin. Hadi sen kaçtın, senin ailen yok, onu anladık. Söylesin. Eyüp'ün niye ailesi yanında değildi? Biz ikimiz anlaştık. Kimler yoktu? Biz ikimiz konuştuk, kimseyi çağırmayacağız. Yani yoksa benim 6 tane kardeşim var. Benim 6 tane kardeşim benim arkamda. Hadi çıksın kardeşlerine de göreyim kardeşlerine. Yoksa ben çağırsam gelmiyor. Ama kardeşleri varsa bağlanmasını istiyorum. Karısından bağlanmasını istiyorum. Çocuklarından bağlanmasını istiyorum. Ne olduğunu öğreneceğim. Ne olduğunu öğreneceğim. Sen bu şekilde konuşursan ben sana hiç kimse bağlanmaz. Bağlanacak. Hiç kimse bağlanmaz. İyi insan değilsin. Meltem. Efendim. Mesela sen demedin mi Eyüp, hani bizimkiler gelemiyor, tamam da senin ailen niye benim yanımda değil? Hani beni gelin olarak kabul etmiyorlar mı? Beni istemiyorlar mı diye sorgulamadın mı? Neden istemesinler? Hayatım neden, niye düğününe gelmediler? Neden gelmediler bu güzel gününe? İlk eşine bak, davullu zurnalı düğün yapmış. Sana niye yapmadı? Niye aile üyeleri senin yanında olmadı, bu güzel gününü paylaşmadı? Eyüp'ün ailesi. Şimdi görümcelerine tanıştın mı? Evet. Nerede tanıştın? Bayramda. Bu bayramda? Evet. Gittin hepsinin ellerini öptün? Evet. Diğer annesiyle babasıyla tanıştın mı? Annesi babası yok. Vefat mı etti? Evet efendim. Onlar vefat etti. Ablası neyi var? Bütün görümcelerine tanıştın? Evet. Ne dediler sana? Yani tavayat, hoş geldin falan filan. Ha? Yani hoş geldin falan filan. Konuştuk işte. Sen dedin mi ben ailemden kaçtım diye? Evet. Değil bana öyle. Ama senin annen baban da kötü insanlar değiller ki ya. Olabilir. Ya, yani, biz zaten buraya barışmaya geldik. Kavga için gelmedim. Yaktın beni. Yaktın. Ben 5 tane bileti istiyorum. Esra Hanım. Biz buraya barışmaya geldik. Ellerini verseler öperiz. Vermeseler gideriz efendim. Tamam bak, bir şey söyleyeceğim. Hadi diyor ki karşınız... Baba bedduası tutar. Ana bedduası tutar. Yarın sana Allah tarafından göstersin. Versin, göstersin. Ev hırsızı 5 tane bileziği benim getireceksin. Hayır. 5 tane bileziği getireceksin. Hayır abla, 3 tane istemem, 5 tane çaldın. Ama 5 bilezik için küsmeye değer mi ya? Hayır, vermeyeceğim abla. Meltem, vermeyeceğim. 5 bilezik için ailenle... Alışkanlığı buldun. Alaaddin'im, 5 bilezik için ailenle küsmeye değer mi? Vermeyeceğim. Hayatım, ben sana verme demiyorum. 5 bilezik için Eyüp Bey'e soruyorum. Senin elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacak adama. 5 bilezik için
anne, yani kayınvaliden kayınpederine küsmeye değer mi? Değmez efendim. E o zaman verin bitsin gitsin ya. Veremem. O zaman benim bilezikler gelecek. Veremem. Benim bilezikler gelecek. Gelmezse evin hırsızı. Evladım evin hırsızı. Hırsızlık ne demek olduğunu hepiniz bilirsiniz. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söylemeye gerek ben yok. Ben baba kız arasına girmek istemiyorum. Selahattin Hanım. Dediler ne olduğunu ben, bilirsiniz. Baba kız arasına girmek istemiyorum. Yani ailesine, ben geçen de biraz izledim geçenki bölümde. Ben fazla girmişim anne baba arasına. Ama bu şekilde de konuşulmaz yani. Bu, kusura bakmasın bu şekilde de şimdi Eyüp diye etkilemem. Eyüp Bey ama bu konuda, Eyüp Bey bu konuda top sizde. Siz bu anne babaya bir dakika çıkıp şunu demeniz lazım. Onlar şunu düşünüyorlar. Çoğu insan da onu düşünüyor. Eyüp Bey gerçekten Meltem'i sevmiyor. Ortada da bu beş bilezik var. Bu beş bileziği ben sizin demeniz lazım. Alın anne baba beş bileziği. Ben Meltem'i çok seviyorum. Buna cesaret göster. Yani bunu bekliyor insanlar sizden. Beş bilezik mevzu bahis değil. Bizim aşkımız çok büyük. Alın size beş bileziği. Peki o beş bileziği verince bizimle barışacaklar mı acaba? Barışacaklar. O zaman hayır, inanacağım ben diyor. Ben bak, size soruyorum. O diyor ki kızım giderken beş bileziği götürdü. Evlilik içinde benim kızımın bileziğine ihtiyacı olan bir damat var karşımda. Kafamdaki soru işaretleri gitsin. Beş bileziği versin. Ben de diyor affedeyim. Ha bizi affedecek o zaman. Evet. Beş bileziği için. İş uzuyor mirasa kadar gidiyor. Diyor ki mirasçılıktan da bana kötü davrandı. Etsin efendim. Ben yanlış anlamayın. Biz buraya, beş bilezik için biz buraya barışmaya geldik. Beş bileziği de veriyorum deyin. Efendim biz buraya barışmaya geldik. Biz tamam. Onların, beş bileziği veriyorum biz deyin. Biz onların elini öpmeye geldik. Tamam. Ama bu şekilde hakarete uğramaya gelmedik biz buraya. Hakaret değil bu beyefendi. Malını istiyor. Ama şimdi bana hırsız diyemezler diyor. Çok haklı. Evet, ona hırsız diyemez yani. Şu anda şimdi, suç işliyor. Eyüp Beyciğim aynı şeyi siz düşünün. Sizin cebinizden Meltem eşiniz bile olsa izinsiz para alabilir mi? Ya tamam doğru. Siz onu belki bir borç için hazırladınız. Ya, bir yere ödeme yapacak. İnsanın bin tane hali var. Adam diyor ki ben Allah korusun ölüp kaldığımda o parayla kefenim de alınacak, mezarım da alınacak. Ben onu kendi geleceğim için diyor hazırladım diyor. Şimdi sen izinsiz alırsan bunun adı maalesef ki o çirkin kelime oluyor. Evet. Tabii öyle de ablam. Ha? Kendi evladına. Şimdi hayatım kaçtın, göçtün, bilezikleri yediniz, paraları yani, ezdiniz, paspas paraları Leyla'ya yaptınız. Benim af dileyecek olan sizsiniz. Tamam biz hatalıyız zaten. Biz baştan aşağı hatalıyız. Biz haklıyız demiyoruz efendim. Biz baştan aşağı hatalıyız. Ben bunu götürdüğüm zaman ikinci günü ben onları aramam gerekiyordu. Özür de diledim hatta geçenki bölümde. Özür diledim. Yine özür diliyorum. Onlar bizim büyüklerimiz. Yani alt üstü iki bilezikse ben veririm onlara. Sıkıntı yok. Ama buradan gittikler ona veririm. Söz veriyorum yani. Başına vereceğim. Bir ay gelirse gelesin. Bir başına bir şey gelirse pişman. Ben. Ne bir dakika Alaaddin amca niye durdurdun? Ne diyordun Hatice abla başına? Başına bir hal gelirse bu adam sana bakamaz. Evi yok, işi yok. Aklını başına topla, yol yakınken dön. İş yok. İşi yok, ev evi yok. Kiralık. Yarın bakamaz. Ay gelecek. Bakamaz kira bu adam sana. Ev sahibi kira diyecek. Yok. Ben hastayım diyecek. Beş fıstığı var iki tane. Bu bana sağ defterinden gider bakınırdın. Defter yok, neyden bakınacaksın? Fabriklerinden kum geçer. Bu banın defterinden giderdin. Peki. Ne kaşanın kaldı ne tekirdağısı kaldı. Ha, bu bar koşturdu defterle. Ne söyleyeyim mi? Sen neyle koşacaksın bana? Susmuyor ki Esra Hanım, susmuyor ki. Sigortanız var mı diyor. Benim mi? Evet. Efendim benim bak buradan ben bunu götürün ben şöyle açıklayayım size. Ben bunu ben yarın maaş alacaktım. Yarın ayın 10'u. Ben bunu fazla ne bekleyemedim. Ben yani biz bayramın 3. günü gidecektik aslında. Bizim hep planı, de bugün gelenlerin hepsi bizim, daha önce bayram öncesine plan yapmış. Bayram her şeye engel bizim oldu. Bizim planımız buydu ama biz orada bu biraz sıkıntılar yaşayınca ben erken gelmek zorunda kaldım. Ne sıkıntısı yaşadı? Ben biraz erken gelmek zorunda kaldım. Ne sıkıntısı yaşadı? Vallahi kendisi söyledi bana. Meltem bir niye sıkıntısı gidelim yaşadı? Gidelim dedi. Efendim? Çok, ne sıkıntısı çok yaşadı? Çok sıkıştırdılar efendim onu. Çok sıkıştırdılar. Ne yaptık da sıkıştırdık? Çok sıkıştırdılar. Siz ne yaptık da sıkıştırdık biz? Bazı bir şeyler yani. Şimdi mesela ailene diyorsun ki ben iş buldum Tekirdağ'a gidiyorum. Evet. Değil mi? Evet. İş bulmuş muydun? Efendim? İş bulmuş muydun? Evet. Bulmamıştın. Yalan. İşkur'dan tekstil fabrikasına benim yerleştim dedin. Eşimin yanına gitmek için. Sana. Tamam. İş buldum. Fabrikada kalıyorum.
fabrika bize otel tuttu dedin. Hayır, yok öyle bir şey yani. He? Yok öyle bir şey. Ertesi gün gel pazarlıda buluşalım dedim babana. Baban var, oraya var, geldi. Var, var, var. Onların hepsi var efendim. Ben biliyorum, var. Yani bak çok böyle çok mantıklı, çok gerçekçi yalanlar söylüyorsun. Evet abla. Yani çok kuruyorsun kafanda bunları. Olmaz bu kadar yalan. Ben seni 8 sene Kur'an'a yolladım. 8 sene Allah'ın kitabını okuyan kişi, Kur'an'ı işte gibi okuyan kişi bu yalanı söylerse Allah'ı inkar ediyor. Şimdi telefon attığında amca var. Sizden rica edeceğim. Evet. Dinleyin. Hayır, dinlemek istemiyorum. Dinleyeceğim. Sevmiyorum. Dinleyeceğim. Dinleyeceğim. Dinleyeceğim tabii. Dinle. Kaç var biliyorsan dinlemeyi. Dinleme edeceksin. Ben seni dinlediysen, sen de beni dinleyeceksin. Ben seni 27 yaşına kadar bir ekmeğin suyunu verirsen... Sen kimi dinlemek istemiyorsun? Dinleyeceksin. O kişiyi. Hangi o kişiyi? O şimdi telefonda olan kişiyi. O telefondaki kişi senin neyin? Amcan. Amcan. Ne diyecek, ne diyeceğini biliyor musun? Bekle bir dakika. Tamam. Hadi, konuşsun bakalım. Sevmez misin amcanı? Efendim? Amcanı sevmez misin? Orası bana kalsın. Peki yakın mı oturuyorsunuz amcanla? Hayır. Uzak mı oturuyorsunuz? Evet. Bayramları böyle bayramda seyranda sık sık gider gelir misiniz? Yani. Seni sever mi o amca? Düşkün müdür yani sana? Şimdi söylemek istemiyorum bazı olaylar tamam. Yaşadım. Tamam o gizli kalsın. Meltem Demit çıktı. Hiçbir şey açıklamak istemiyor. Şimdi kim? Oktay Bey. Meltem Kürkütlü'nün aslında şu anda Polat'ın amcası. Oktay Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar Esra Hanım. Sağ olun çok teşekkür ederim. Oktay. Bakın yeğeniniz burada. Aslında sizinle konuşmak istemiyor. Nedenini anlamadım ben. Esra Hanım. Buyurun. Meltem'in at üstünde babası kadar benim hakkım vardır. Hmm. 20 yaşına kadar Meltem'i büyüten benim. Köyde hep beraberdik. Şurada 6-7 senedir Malkara'dan ev aldım. Hep beraber annesi babası beraber oturuyorlar. Yalnız ben Meltem'in arkasındayım. Kandırılmaya Meltem müsait. Ve o yanındaki şahıstan biraz uzak dursun. O şahısın baskısıyla Meltem öyle. Yani şu an mesela ekranda dip dibe oturuyorlar. Evet, o şahıstan uzak dursun. O şahısta hiç mi utanmak, sıkılmak yok. Kızı yaşında bir evladı yaşında birini kandırıp hayallerine girmek. Yakışıyor mu? Önce hoparlörü kapatır mısınız Oktay Bey? Şimdi bu zaman efendim, hoparlörü bir kapatın. Cevap şey doğdu efendim. Doğdu. Meltem önce diyor ki bir içim rahat etsin. Bir Eyüp'ten biraz bir uzak otursun niye diyor. Ha? Niye? Şey böyle çok tentene ya hani ondan. Git ileri. Biraz daha git ileri. Niye? Ya işte korona var ondan. Olabilir abla. Olsun. Daha uzak dur daha bu yana. Benim yeğenim. Ben büyüttüm onu. Kandırılmaya çok müsait. Yanındaki adam hiç utanmıyor mu dedi kızı yaşındaki kızla evlenmeye. Değil mi Oktay Bey? Doğrudur Esra Hanım. Buyurun. Şimdi ben bunu silah soyuyla kaçırmadım. Ben bununla ilk tanışmamda bu bana yaşını söylemedi. Biz bununla yaklaşık 5-6 ay konuştuktan sonra hiç aklımıza da gelmedi. Yalan da yok yani bunun yaşını sormak. Aslında benim kabahatim o yani benim suçum. Ben sormam gerekiyordu. Bence ilk tanışmada sorulacak en önemli şey. Evet, yaşın ne? Nerelisin ve burcun? Ben bunun yaşını öğrendikten sonra bir daha ne sonra şey yapamadık yani birbirimizden kopamadık yani. Yaşını öğrendikten sonra. Ben bir zaman hatta bunu kendine söyledim. Yalan desin. Sizi birbirinizden ne koparırdı? Vallahi hiçbir şey koparamaz yani. Yalan? Vallahi ben hiç yalan konuşmadım. Siz değil de karşınızdaki konuştu. O size bak devlet memuruyum demek bir takım niteliklerin olması lazım. Bir sınava girilmiş olması lazım. Mesleği konusunda çok önemli bir konuda doğruyu söyleyemeyen birisi var. Bunu evlilik yapar mısınız? Ben size diyorum mesela ben doktorum ama doktor değilim. Ama doktor olabilmek için belirli niteliklerimin olması lazım. Bak doktorumun geriye doğru gittiği zaman tıp fakültesinde okumam lazım. Komplike bir yalan evet. Yani.
Yani böyle bir konuda büyük bir cesaret ve ben size kader birliği yapacağım sizinle ya. Yol arkadaşı olacağım, hastalıktan hani diyorsunuz ya iyi günde kötü günde. Yalan söylüyor. Evet. Ha? Bir şey diyemiyorum yani bu konuda. Peki, amca telefon attığında. Oktay Bey. Alo, efendim Esra Hanım. Size cevap veriyor Eyüp Bey. Esra Hanım, ben o şahısla konuşmak dahi istemiyorum. Ben o şahıstan nikahının iptal olmasını istiyorum. Hayır. Sen kimsin ki? Sen kimsin? Ben seni o sen kimsin ki? Sen kim olursun? Senin lafına ben iki kere amca, amca, amca. Senin gücün amca yetmez, yetmez. Amca, beni parçam, kardeşim. Nikahı tamam iptal edin. O nikahının iptal olmasını istiyorum. Tamam gel de et sen buradayım ben. Evliliğe müsait değil benim kızım. Neden ben müsait değil evliliğe? Meltem benim kızım sayılır. Meltem evliliğe müsait değil. Ben neden değil evliliğe müsait? Nikahı o engeli var mı? Neyle engel mi? Hayır, ben engelliyim. Hasla. O bana engel diyen kişi kendi engellidir. Müsaittir Esra Hanım. Oktay Bey, geçmişte çocukluk döneminde ya da okul döneminde bir uzmana bir o dönemlerde hani bir kontrol edildi mi ne bileyim testler yapıldı mı bunun üzerine hani bir doktor tarafından ya şöyle bir işte öğrenme güçlüğü var ya da algılama güçlüğü var gibi bir şey söylendi mi size okul döneminde? Evet efendim, ilkokul zamanında... Hayır, asla. Hayır, asla. Öğretmenler bunu dile getirdi. Biz de, ben de onu herhangi bir şey çıkarttırmadan kendi kontrolümün altında topluma karşı şey olmasın diye, rencide olmasın diye. Tabii öyledir. Yani çünkü bir evin bir kızı hiç istemiyordum çünkü böyle bir rencide olmasını. Öyledir. Çünkü ama bu... annesi babası onun bir dediğini iki yapmıyordu. Ben de aynı şekilde. Ha, bak diyor ki yapmışım? Eğitim döneminde bu sıkıntılar var ya seni doktora götürmüş amcan defalarca. Hayır asla. Hani böyle bir işte ben öğrenme güçlüğü değildim. Neyse artık böyle hayır, bir durum vardı diyor. Hayır ben öyle biri diyor. Değildim. Bana kimse engelli lafını koyamaz. Esra Hanım şimdi... Meltem peki... olabilirsin. Hayır değilim. Tamam, kabul edemem. Peki. Peki şimdi bu zamana kadar bu ortaya çıkmamış da şimdi niye çıkarıyor onu anlamadım ben. Diyor ki zaten bize herhangi bir engelli raporu almadık diyor. Keşke aslında zamanında almış olsalardı. Evet almış olurlardı. O zaman evlenir miydiniz? O zaman zaten devlet izin vermez efendim evlenmemize. Yine de evlenir miydiniz? Yine de kaçırır mıydınız? Vallahi sevdiysem kaçırırdım yani. Sevdiysem kaçırırdım. Bana herhangi bir şey söyleyebilirim. Bana tabii. Engel de kendisi engellidir. Bu kadar bu basit. Bana kimse anladım. Engel lafını koyamaz. Amca anlamı çok samimi misiniz? Ben onun diyor hayır. Babadan yakınıydım diyor. Değilim. Şimdi öyle konuşuyor. Şimdi hepsini açıklamak istemiyorum. Neden? Öyle yani bana kalsın o. Söyle. Hepsini açıklamak istemiyorum. Ama onlar istedi her şeyi anlatıyorlar. Sen de söyle. Beni amcalık olarak sevmiş mi? He? Sevmişler mi? Şimdi seviyordum. Hiç sevmedi mi seni? Tabii ki de. Hiç kabul etmedim. Yalan atma lan. Namkar gelme. Amca senin için canını veren kişi. Namkar gelme. Şimdi öyle konuşuyor. Kur'an okuyan kişi bu kadar namkörlük yapamaz. Şimdi öyle konuşuyor bakma. Allah'ın kitabını okuyan kişi bu kadar namkörlük yapamaz. Hepsi senin mutluluğuna engel mi olmak istiyorlar? Efendim? Sen namkörsün. Namkörsün, namkörsün. Yüzüne gözüne dursun. Hepsi senin mutluluğuna engel mi olmak istiyorlar? Yüzüne gözüne dursun. Yani. Baba ağır tutar, tutsun, dilersin, sürünsün. Bağırma. Meltem, Eyüp'le ilgili senin yancak, senin yancak. Ne duyuyorsun? Senin bir canın yanacak. Amcacığım lütfen. Benim yandı. Tamam. Benim yandı. Eyüp'le ilgili ne duyarsan çok üzülürsün. Herkes hayran çocuğundan. Alaaddin amcacığım rica ediyorum. Şişmiyor efendim. Eyüp'le ilgili ne duyarsan çok üzülürsün. Ne diyeyim ama ne duyacağım? Hayır bir şey duydu mesela ne duyarsan çok üzülürsün. Niye mesela duydum? İnternette senin gibi birçok kadınla yazışıyormuş diye duyarsan üzülür müsün? Öyle bir şey yok ki. Nereden ben var demedim ki. Öyle duyarsan şey üzülür müsün? Olmaz öyle bir şey çünkü birbirimizi çok seviyoruz. Mesela bana sahte bilezik takarsa düğünümde ben çok üzülürüm. Aa, siz de altın seviyorsunuz demek ki.